Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Sena Yılmaz, klinik psikoloğum. Daha önceden okul öncesi öğretmenliği lisans programını bitirdim. Çocuk gelişimi lisans programını da bitirdim. Ben çocukları çok seviyordum hep. Çocukların yanında olmak istiyordum. Neden bilmiyorum o zamanlar, neden olduğunu bilmiyordum. Çocuk parçamın yetişkin parçamdan daha büyük bir yer kapladığını mesleği yaşarken gördüm. Sanırım çocukların arasında saklanmak iyi gelecekti. Zaten kaygılarım vardı, demek ki korkularım vardı. Yetişkinlerle baş etmek benim için kolay değildi. O yüzden çocukların arasında saklanmak, oyun oynamak iyi gelecekti bana. Ve o şekilde okul öncesi öğretmeni olarak başladım meslek hayatıma. Sonra ilerlerken psikolojinin ne kadar önemli olduğunu, ruh sağlığının ne kadar çocukların hayatında dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu yaşayarak, tecrübe ederek gördüm. Ve yüksek lisans yapmaya karar verdim psikoloji alanında. Daha sonra, yani uzmanlığım oyun terapisi üzerine ilerledi. Daha sonra da çocuk gelişimini de okumam gerektiğini hissettim. Psikolojiyi lisansı da okumam gerektiğini hissettim. Sonra bir kez daha yüksek lisansı yaptım. Böyle okuyarak geçti tabii ki. Şimdi çocuklara hitap ederken aslında ebeveynlerle de konuşmak gerekiyor. Aslında şöyle oluyor. Çocuklarını getiriyorlar. Hocam, çocuğumuzu getirdik. Doğurduğu çocuğunu getiriyor ama aslında arkasında saklanmış bir çocuk parçası da oluyor. Bir çocuğa nasılsın diye sorduğunuzda cevap vermeyebilir ama küçük bir kukla parçasıyla nasılsın diye sorduğunuzda bütün duygularını döker. Okulda olanları anlatır, canını sıkanları anlatır. Onu korkutan gizli saklı sırlarını bile kolayca bir kuklaya anlatabiliyor. O yüzden oyun çocuk için şifalı bir uğraş. Ve sihirli bir değnek gibi bir şey. İyi geliyor yani çocuğa. Hepimize iyi geliyor aslında. Eğlenceli de aynı zamanda. Güzel bir çalışma var oyunu oynatırken çocuklara bir resim çizdiriyoruz biz. Resim şöyle, çocukta şöyle bir düşünce olabilir. Ben sevilmiyorum, yetersizim. Hatta yetişkinlerde de bu düşünce oluyor. Sevilmiyorum, yetersizim, değersizim, başaramam gibi iç seslerimiz oluyor. Bunu ben diyorum ki çocuğa mesela, hadi çizelim, senin içinde bir ses var ya, bu sesin sahibini çizelim şimdi. Konuşturuyorum, o şeyi komik hale getiriyorum. Mesela çocuk kaygısına güldüğü zaman kaygısı iyileşiyor. Bu dışsallaştırma çalışması. Sanki içimizde hani ya da kafamızda bir mikroçip var da onu çıkartıyoruz da rahatlıyoruz gibi bir şey. Aslında sen sevilmiyor değilsin, yetersiz değilsin, değersiz değilsin ama senin içinde bu ses var, bu sana ait değil. Ve bu kimin sesi olabilir diye soruyorum. Alternatif düşünme şekilleri öğretiyoruz. Mesela çözüm odaklı terapi ekolünde şöyle bir soru var. Yarın her şey mümkün olsa senin için nasıl değişebilirdi hayat? Yani mesela bir sihirli değnek olsa, değse sana neyi değiştirirdi? Mucize olsaydı, bir mucize gelse neler değişirdi hayatında gibi sorular soruyoruz. Mesela başka nasıl olur? Başka sorusu çok önemli. Başka nasıl çözebiliriz? Yani çocuğun düşünce dünyasını zenginleştirecek şeyler, mesela hikaye okuyabiliriz. Hikayeyi yarıda bırakıp bunu nasıl tamamlayabiliriz? Belki başka şekilde de tamamlanabilirdi diye alternatif düşünceleri oyun içerisinde çocuğa öğretebiliriz. Bir çocuğa nasıl davranmalıyız? Gerçekten sevilmeyle ilgili depolarımızı annemiz doyuruyor, dolduruyor. Değerli olmayla ilgili de babamız o depolarımızı dolduruyor ve anne baba gerçekten çocuğunu sever ve değerli hissettirirse, büyüdüğünde insan hadi beni sevin diye sevgi dilenciliği yapmıyor. Yani gerçekten sevilmek bizim temel ihtiyacımız. Güvenmek temel ihtiyacımız. Çocuğa güven vermeliyiz. Koşulsuz kabul etmeliyiz. Eğer işte odanı toplarsan sana şunu alacağım. Eğer uslu çocuk olursan bizimle gelebilirsin gibi şartlar. Hani bu örnekleri siz çoğaltın. Böyle çocuğa şartlı şekilde değil de hak ettiği için, yani yaşamayı hak ettiği için, oyuncak oynamayı hak ettiği, zaten hak ediyor yani doğal olarak. Yani şöyle olursa böyle olur diye şartlar koşmamak gerekiyor çocuğa. Yani ders çalışmazsan çöpçü olacaksın diye mesela çok söylenir. Bizim geçmişimizde de vardı. Yani bunun yerine şöyle söyleyebilir anneler. Eğer derslerini çalışırsan vatana millete hayırlı bir evlat olacaksın. Çok güzel, konforlu bir hayatın olacak. Sağlığın daha iyi olur. Bak
buna dikkat edersen, sağlığını korursan, akademik anlamda gayretli bir insan olursan, bol kitap okursan, hayat senin için daha kolay, konforlu olacak. Hangisini istersin diye çocuğa sormak ve geleceği düşündürmek lazım. Çocuğa sürekli kaygı yüklemek, işte bak ben böyleydim, böyle oldu diye korkularımızı, duygularımızı çocuğa yüklemek yerine bırakalım da o kendi hayatını kendi yaşasın, kendi görsün. Yani güven verelim. Korkuyu, kaygıyı sırtına yüklemeyelim kendimize ait olanları. Benim çok dikkatimi çeken bir konu var. Bak senin için işe gidiyorum, senin için çalışıyorum. Senin yüzünden akşama kadar evde değilim. Sana bak çikolata alacağım, gideyim ki sana çikolata alabileyim gibi. Anne babalar bazen çocuklarına senin yüzünden ifadesini çok kullanıyorlar. Bu bana çok zor geliyor. Ben danışanlarıma uyarıyorum. Gerçekten onun yüzünden mi? Gerçekten çocuğunuz yüzünden mi? Yoksa sizin çalışmak zorunda olduğunuz için mi çalışıyorsunuz? Yani çocuk şöyle hissediyor. Benim yüzümden annem babam çok yoruluyor ve eve gelemiyorlar. Eğer ben olmasaydım annem çalışmak zorunda kalmayacaktı. Senin için çalışıyorum diye bir şey olamaz. Yani o çocuk olmasaydı da sen zaten çalışacaktın. Seni sevdiğim için çalışıyorum, seni sevdiğim için. Yani sevmek sorumluluk almaktır. Mesela yetişkinlerin yaptığı bir hata daha var. Küstüm. Yani bir anne baba çocuğuna küstüm sözünü söylememeli. Çocuklar küser. Bana ne küstüm oynamıyorum demek çocukların ağzına yakışan bir söz. Ama yetişkinler sorumluluk alır. Çocuklar küsebilir ama yetişkinler sorumluluk alabilir. O çocuğun duygularını anlamak, o çocuğun ihtiyaçlarını gidermek yetişkinlerin görevi. Bir söz daha var. En iyi terapist yaralı olandır diye Carl Gustav Jung psikolojinin babalarından biri. Gerçekten de psikologlar yaralı insanlar oluyor ve sizin derdinizden çok iyi anlıyorlar. Empati duyguları çok yüksek oluyor. Oradan çıkmanız için elinden geleni yapacaktır. Psikoloğa inşallah herkes gidebilir. Bu imkanı herkes yaşayabilir diye ümit ediyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.